Tekrar merhaba değerli arkadaşlar. Yavaş yavaş son demlerimiz artık. Şimdi fiziksel gelişimden, psikomotor gelişimden biraz bahsedelim. Nihayetinde psikomotor gelişim de bir gelişim alanını oluşturuyor. Soru gelme potansiyeli çok yüksek olmamakla beraber ne olacağı belli olmaz. Ama reflekslerden daha önce bir kere soru gelmişti. Ben bir daha yazmamak için buraya hazır hale getirdim. Burada refleksleri görüyorsunuz. Başlıca refleksler. Bunlar ilkel reflekslerdir. Biz refleksleri iki başlıkta inceleyebiliriz. Bunlardan birincisi ilkel refleksler. Diğeri var kalım refleksleri. Var kalım refleksleri hayat boyu devam edecek. Nedir kastımız hayat boyu devam etmesinden? Yani nefes almak gibi, yutkunmak gibi, göz kırpmak gibi refleksler yaşamın sonuna kadar devam eder. Bunların bir eksik olması yaşamımızın sürdüremememiz anlamına gelir. Nefesinizi tutarsanız uzun süre en ihtimalle bayılırsınız ama öldürmez sizi. Biri sizin nefesinizi almanızı engellerse ölürsünüz. Göz kapaklarınızı, gözünüzü kırpmayın. Şöyle ne yapın mesela? Tutkala yapıştırın. 2 saat sonra beyin kanamasından ölürsünüz. Yutkunmazsanız tükürüğünüzde boğulur ölürsünüz. Onlar hayati refleksler. Varlığını yaşam boyu sürdürecek de. Sürdürecek ve çok fazla hayati refleksimiz var. Bir de ilkel refleksler var. İlkel refleksler doğum öncesi dönemde başlar. Ve büyük çoğunluğu 1 yaşına kadar kaybolmuş olur. Bazıları 3 haftadan sonra, bazıları 4 ayken, bazıları 8 ayken ama hepsi 1 yıl içerisinde yavaş yavaş kaybolacak ya da yerini amaçlı davranışa bırakacak. Bu ilkel reflekslerden bazıları. Bunlara biri mor refleksi. Mor refleksinin uyarımı yüksek ses ya da bebeği düşürüyormuş gibi yapmak. Kucağındayken düşürüyormuş gibi yap. Yüksek bir ses çıkar. Davranım belli. Kolları iki yana açar ve ağlamaya başlayabilir. Kollarını yayar, içe çeker ve ağlar. Bu ortaya çıkması beklenen davranışıdır. 6 aylık bir refleks olarak kabul edilir. Sonra yok olup gidecektir bu refleks. Sonraki refleksimiz yakalama refleksi. Çok önemli bir reflekstir. Avuç içine dokunduğunuzda bebeğin parmağınızla kuvvetlice parmağınızı sıkmaya başlar. Ve kuvvetlidir de gerçekten. Bu yakalama refleksidir. Bu refleksin varlığına bakarlar doğumda. Yoksa zaten nörolojik bir problemin sonucudur. Bu reflekslerin gözlenmemesi nörolojik bir probleme işaret eder. Ne demektir nörolojik problem? Sinir sistemi ile ilgili ya da beyinle alakalı bir problem var demektir. Bu sebeple bu refleksler çok önemlidir bebeklerin sağlıklı olması adına. Tonik boyun refleksi var. Tonik boyun refleksi daha çok boyunla alakalı ama ayak ve kollarda da gözlenebilecek olan özelliği var. Baş hangi yöne dönmüşse, şu tarafa mı çevirdiniz başı? O zaman yani sırt üstü yatarken başı çevirdiniz. Ters kol ve ters bacak felçli gibi terse doğru dönecek. Bükülü olacak ayak vesaire. Böyle bir reflekstir. Bu da aşağı yukarı 4 ay civarında ortadan kalkması beklenen bir reflekstir. Kaynanan arama refleksi önemli bir refleks. Bebeğin yanağına dokundunuz, sol yanağına dokundunuz, başını o yöne çevirir ve ağzını açar. Hat. Kaynağın arama refleksidir. Ha, sol tarafa dokundun, başını o yöne çevirdi, ağzını açtı. Sağ yanağa dokundun, tepki vermedi. Nörolojik problem var. Bu bir problem durumudur. Yani bir tarafta görülmesi refleksin, diğer tarafta görülmemesi de bir problem durumudur. O yüzden bir rahatsız, bir nörolojik bir sıkıntı var demektir. Hayati tehlike de olabilir. O yüzden dikkat ederler doktorlar bu tarz reflekslere. Peki kaynağın arama refleksi ne olur ileride? Emme davranışına dönüşeceği için 3 haftadan sonra amaçlı hale gelir. Çünkü kaynanan arama davranışı emme davranışının temelini oluşturur. Babinski refleksi tek soru olarak gelen refleks konusudur bu. Bebeğin ayak parmaklarına dokunduğunuzda yelpaze gibi parmaklarını açıp geriye doğru yaslamasıyla alakalıdır Babinski refleksi. Yaklaşık olarak 8-12 ay arası döneme kadar devam etmesi beklenir ki. Bir de bunun kardeş refleksi var, plantar refleksi. Bebeğin ayak içine vurun. Bu sefer Babinski'de olduğu gibi parmaklarını açıp yelpaze gibi göstermez de parmakları içe doğru kıvırır böyle. Biz buna plantar refleksi deriz. Benzer zamanda ortadan kalkar. Yine 12 ay civarında ortadan kalkar. Yürüme refleksi var. Bebeğin koltuk altından tuttuğunuzda ayakları yere değmese de ayakları yerdeymiş gibi adım atma davranışını gözlemlersiniz. İleride yürüme davranışının temelini oluşturacak. 8 ay civarında yavaş yavaş yürüme hareketleri başlayacağı için bu refleks de ortadan kalkmış olur. Yüzme refleksi var.
Biliyorsunuz suda doğum diye bir şey var. Bebekleri suya bıraktığınızda refleksleri sayesinde su üstüne çıkıyor. Neden? Çünkü anne karnında bebek zaten amniyo sıvısı adı verilen bir sıvı içerisinde büyüyor. Orada sıvı içinde büyüdüğü için orada refleks gelişmiş oluyor. Halbuki Ruslar suda doğumu çok fazla yapıyorlar. Biz o davranışı devam ettirsek, bebeği suya atmaya devam etsek yüzme davranışına dönüşecek. Ama aşağı yukarı 4 ay civarında bu davranış, bu refleks de ortadan kalkmış oluyor eğer devamını getirmezseniz. Şimdi önemli husus ne bununla ilgili arkadaşlar? Bu reflekslerin gözlenmemesi çocukta, bazılarının gözlenip bazılarının gözlenmemesi yine nörolojik bir probleme işaret eder. Bu reflekslerin vaktinden sonra da gözlenmeye devam etmesi yine nörolojik bir probleme de işaret eder. Bu refleksin vaktinden önce ortadan kalkması yine bir nörolojik probleme işaret eder. Yani ne demek? Sinir sistemiyle alakalı, beyinle alakalı, merkezi sinir sistemiyle alakalı sıkıntılar var demektir. Bebeklerin sağlıklı olup olmadığını bu reflekslerin varlığına bakarak karar veririz. Aynı zamanda bu refleksler ilerleyen dönemlerde tekrar ortaya çıkarsa bu da sağlıksız bir durumdur. Bunu da bilelim. Bir probleme yine işaret etmektedir. Ama refleksler, ilkel refleksler zamanı geldiğinde ortadan kalkacak olan refleks grubunu oluşturur. Şimdi refleksler bu fiziksel gelişimin önemli konusu diyemem ama bazı branşlar için önemli. Okul öncesi öğretmenler gibi, beden eğitimi bölümü gibi ÖABT'ler için önemli olan konulardır bu. Başka refleks yok mu? Var ama onlar daha çok ÖABT'yi ilgilendiren konular. Psikomotor alanla ilgili arkadaşlar bir de diğer kameraya geçelim. Orada ben yazdım hazır olsun diye. Farklı kavramlarımız var. Koordinasyon, denge, hız, çeviklik, kuvvet, dayanıklılık, esneklik gibi kavramlar. Bunları tabii beden eğitimi öğretmenleri daha aşinadır bu kavramlara. Koordinasyon nedir? İskeletteki kasların beyinle diğer organlarla eşgüdümlü olarak çalışması. Çocuk mesela bir hareket yaparken el göz koordinasyonunu, iskelet kas sistemi koordinasyonunu sağlamak zorunda. Bu yüzden biz buna koordinasyon deriz, eşgüdüm adı olarak da adlandırabiliriz. Psikomotor gelişimde önemli kavramlardan biri. Denge. Kişinin değişik pozisyonlarda da dengesini koruyabilmesi. Nasıl değişik pozisyonlarda? Şu tarafa geçtim, birden dengem bozuldu. Dengemi koruyamadım, düştüm ya da. O zaman ben bu dengeyi iyi sağlayamıyorum demektir. Birazdan denge konusunda başka bir şeyden daha bahsedeceğim. Hız konusu. Hız, kısa bir mesafeyi mümkün olan en hızlı şekilde alabilme becerisi. Yani ben bir kameradan diğer kameraya nasıl geçiyorum, hızlı geçiyor muyum bilmiyorum. Şimdi deniyoruz arkadaşlar. Hazır mısın Melike? Bir kameradan diğerine geçeceğim şimdi. Hop! Gayet hızlı geçtim. Tekrar geçiyorum diğer kameraya. Hop falan. Bu hızla alakalı bir şeydir. Çeviklik, vücudun yönünü ani olarak döndürebilme becerisi. Şu hareketi birden yapıyorsam, ne kadar hızlı yapabiliyorsam o kadar çevik olduğum anlamına geliyor. Kuvvet, bir kasın dış etkene karşı koyma derecesi. Melike orada kapıyı açmaya çalışıyor. Ben omuzumla kapıyı kapatmaya çalışıyorum. Bakayım kim daha kuvvetli vesaire gibi düşünebilirsiniz. Dayanıklılık, yorgunluğa veya yüklenmeye karşı koyabilme yeteneği. Bakın siz saatlerce ders dinliyorsunuz. Bu sizin dayanıklılığınızla alakalı bir şey. Varsa şu anda uyumuş olan, beni duymayan ama YouTube'u açık olan ona bir şey diyemem. Ama dayanıklılık bununla alakalıdır. Ve esneklik, hareketin büyük bir açı genişliğinde uygulanabilmesidir. Vücudun esnemesi. Şu hareketi yapabiliyorum, esneme hareketlerini yapabiliyorum gibi düşüneceksiniz. Bir de arkadaşlar, buraya almadım. Psikomotor becerilerde 3 davranış türünden bahsedeceğiz. Lokomotor davranışlar, non-lokomotor davranışlar, yani lokomotor olmayan, bir de manipülasyon davranışları. Bunlar davranış türleri. Psikomotor beceride. Lokomotor. Ne demek lokomotor? Vücudun bir noktadan diğer noktaya hareket etmesiyle alakalı davranışlardır. Lokomotor davranışlar. Ne yaparsın? Bir yerden bir yere gidersin. Şuradan adımı buraya attın. Bu bir lokomotor davranıştır gibi. Non-lokomotor davranışlarsa bu hareketi yaparken pozisyonunu korumakla alakalıdır. Denge hareketleridir yani. Eğer dengenizi sağlayabiliyorsanız hareketi yaparken, bulunduğunuz konumu koruyup dengeyi sağlayabiliyorsanız, ki dengenin tanımını yapmıştık zaten, non-lokomotor hareketlerdir. Manipülasyon hareketleri ise bir nesne ile yapılan hareketlerdir. Top sürme gibi bir manipülasyon hareketi. Ya da çocuğun bir nesneyi yakalaması, nesne etkileşime girmesi manipülasyon hareketidir. Bunlar yine psikomotor beceride geçen hareketler. İki kavramdan daha bahsedeyim. Filogenetik ve ontogenetik kavramları. Son kavramlarımız olsun bu.
Filogenetik dediğimizde arkadaşlar aklımıza ne gelecek? Olgunlaşmaya dayalı olan davranışlar filogenetik davranışlarıdır. Olgunlaşmaya bağlı davranışlar. Mesela yürüme olgunlaşmaya dayalıdır. Bu öğrenme değildir demiştik yürüme için. Çünkü ayağa kalkınca, zamanı geldiğinde kişi ayağa kalkıp yürüme davranışını sergileyecek. Ama yüzme davranışı için aynı şey geçerli mi? Yüzme diyelim. Buraya filogenete yürüme örneği verdik. Ya da bisiklete binme. Sadece olgunlaşmış olmak bisiklete binme davranışı için yeterli mi? Hayır, değil. Niye ihtiyacımız var başka? Öğrenmeye ihtiyacımız var. O zaman ontogenetik kalıtım artı çevre ile alakalı davranışlar. Sadece olgunlaşmaya dayalı olan davranışlar filogenetik, olgunlaşma artı çevre etkisi, öğrenmeye dayalı davranışlar da ontogenetik olarak adlandırırlar. Psikomotor alanla ilgili hani bu konuları muhtemelen çok görmemişsinizdir ama aklınızın bir kenarında olsun. Reflexler zaten hani potansiyel bir sorudur ama gelme ihtimali çok zayıftır. Nasıl potansiyel oluyor? Her zaman vardır ÖSYM'nin müfredatında ki 2016 yılında sordular zaten Babinski refleksini. Kolay bir soruydu. Az çok refleks hakkında bilgisi olanın rahatlıkla çözebileceği sorulardan oluşuyordu. Fiziksel gelişimi, Harvey Gross'un gelişim görevlerini anlatırken kısa değinmiştik arkadaşlar. Özellikle ergenlik dönemindeki fiziksel gelişim özelliklerini tekrar dinleyin o videoda. Oradaki özellikler bizim için daha önemli. Kızların fiziksel gelişiminde erkeklere üstünlük sağladığı ender dönemlerden bir tanesi ergenliğin başlangıcı olduğunu biliyorsunuz. Bu özellikler açısından kızların başarılı olduğu, erkeklerden başarılı olarak kabul edeceğimiz tek özellik, diğer kameraya geçiyorum, esneklik kısmıdır. Esneklikte kızlar erkeklere nazaran daha ileri seviyede olabilirler. Bazen denge durumu da olabilir ama çoğunda erkeklerin üstünlüğü vardır diyebiliriz. Kısa bir videoydu bu. Psikomotor becerileri ve refleksleri anlatmış olduk kısa da olsa. Bir sonraki video final videomuz olacak. Ne konuşacağız orada? Psikoloji yaklaşımından ekollerini konuşacağız ki bazılarını gördünüz, bazılarını ilk defa duyacaksınız. Bir sonraki videoda görüşelim.